Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 19. Mektup Muzat Ahmedi Risalesi Bunun 19. nükteli işaretinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir delil ve bürhan olarak Bir hüccet olarak Onun ne kadar sağlam, güvenilir asla şüphe edilmez birisi olduğunu ve verdiği haberlerde ne kadar güvenilir ve asla sarsılmamamız lazım geldiğini ispat eden esaslar var. Bu esaslardan beşincisinden başlayarak birkaç tanesini okumaya çalışalım inşallah. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar güvenilir, ne kadar sika, yani itimat edilir, verdiği haberlerde asla şüphe bulunmadığını da inşallah e, imanımız artarak anlamış olacağız. Beşinci esas, hem o tercümanı kelamı ezeli. Bakın burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir vasıf yüklüyor Üstad zaman. Diyor ki o zat tercümanı kelamı ezeli. Allah'ın kelamı ezelidir. Yani Allahu Teala'nın zatı nasıl ezeli ve ebedidir, sonsuzdur. Önsüzdür yani. Haşa bir başlangıcı yok, bir sonu yok. Dolayısıyla onun bütün isimleri ve sıfatları da ezeli ve ebedidir. Yani Allah'ın kelamı ezelidir. Onun için Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'e mahluk denilmez. İşte peygamberimiz Allah'ın ezeli kelamının tercümanı, peygamber ne kadar büyük bir makam. Ne kadar büyük bir şeref. Peygamber Aleyhisselam için burada bir konuyu sizinle paylaşmakta fayda görüyorum. Bu konuya destek vermek için. 25. sözde Kur'an-ı Kerim'in tarifi yapılırken iki tane özelliğe dikkat çekilir Kur'an-ı Kerim için. Biri Kitab-ı kebir kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Demek ki Kur'an-ı Kerim kainat kitabının bir tercümesiymiş. Tercüme ama ezeli bir tercüme. Yani yanlış anlamayalım insanların alemindeki tercümelere benzemesin diye ezeli ifadesi kullanılıyor. Ama e, mecburen bizim anlamamızı kolaylaştırmak için de bizim bildiğimiz şeylerin ismi kullanılıyor ki anlayalım diye. Nasıl ki Allah görür diyoruz, biz görmemizin varlığıyla Allah'ın görücü olduğunu anlıyoruz. Ama haşa, Allah'ın görmesi bizim görmemiz cinsinden değildir. Biz sadece O'nun görme sıfatının varlığını anlarız. Mahiyetini anlamayız. Aynı onun gibi, Kainat kitabının bir tercümesi olan Kur'an-ı Kerim, sakın bildiğiniz tercümelere benzetmeyin, bu ezelidir. Sonra ikinci bir mana, ayatı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman ebedisi. Buna da ebedi ifadesin. Demek ki ezeli ve ebedi. Neymiş? Kainattaki bütün varlıklarda Allah'ın ayetleridir. Kur'an ayetleri, kainat ayetlerinin farklı dillerini bize okuyan bir tercümanmış. Ama ebedi bir tercüman. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada tercümanı, kelamı ezeli. Kur'an-ı Kerim hem kainat kitabının bir tercümesi, hem kainattaki ayetlerin bir tercüman ebedisi, o, o Kur'an'ı bize ulaştıran, tebliğ eden, aktaran, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o kelamı ezeli olan Kur'an'ın bir tercümanı. Böyle bir zat, bir özelliği, ervahları görüyor, bir. Melaikelerle sohbet ediyor, iki. Cin ve insi de irşad ediyor. Sadece insanları değil, cinleri ve insanlar da irşad ediyor. Burada üç tane özelliğinden bahsetti Peygamberimizin. Bir defa ruhlarla görüşüyor. Kadir suresinde inna enzelnahu fi leyletil kadir o ayeti kerime o surede tenezzelul melâiketu ve ruh melekler ve ruh iner. Dolayısıyla orada ruh ayrılmış. Bazı alimlere göre bu ruh meleklerden ayrı bir varlıktır. Bazı alimlere göre de bundan maksat Cebrail aleyhisselamdır deniyor. Ancak benim anladığım Risale-i Nur'un 29. sözündeki izahlar da dikkate aldığımızda sanki sadece melekler diye Allahu Teala'ya zikreden, tesbih eden ve emirlerini yerine getiren sadece melek cinsi olmadığı, o melek cinsinden başka ruhaniyat cinsinde bulunduğu şeklinde bir mana anlaşılır ama bunlar haşa yani insanlar gibi ya da hayvanlar gibi bir varlık olarak değil, melekler gibi ama farklı isimlerle anılan ruhaniler olabilir, ruhaniyun olabilir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bizim bildiğimiz meleklerle değil, daha bizim bilmediğimiz başka Cenab-ı Hakk'ın sözünü dinleyen, itaat eden, tesbih yapan, kainatı dolduran ruhani varlıklarla ve ruhlarla bizzat görüşüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan bir şey getirecek. Yani günümüzde bazı insanlar haşa ateistler olsun, gayrimüslimler olsun, İslam düşmanları olsun güya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an ayetleriyle ilgili getirdiği bilgileri sanki bizim gözümüzde görmediğimiz eskiden kahinlerin, sihirbazların, işte cinlerle irtibat olanların cinlerden bilgiler alması gibi haşa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da onlardan bu bilgileri aldığı şeklinde iddialar var. Hem o iddialara burada cevap verilecek hem de onun kimlerle görüştüğü, kimlerle sohbet ettiği ve hangi alemleri ve hangi alemlerin arkasından bilgileri aldığını da bizatihi görmüş olacağız inşallah. Şimdi meleklerle, ruhanilerle görüşüyor, ervahları görüyor, ruhları. Melaikelerle sohbet ediyor. Bunlarla ilgili çok hadislerde deliller var. Hatta mesela Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem Validemizin Cebrail Aleyhisselam'ı bir insan, bir beşer suretinde gördüğü ama beşer değil. Çünkü onun görüntüsü beşer suretinde olmuş. Hz. Meryem Validemiz görmüş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mükerrer defalar Cebrail Aleyhisselam ile Hz. Dıhye suretinde görüşmüş. Hatta bir seferinde tanınmayan bir kişi şeklinde gelmiş sahabelerin yanında peygamberimize sorular sormuş. Sonra peygamber efendimiz o cevapları verdikten sonra gidince bakın bakalım nerede diye sormuş. Ve bulamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla hatta mesela bir seferinde kendisine sarımsaklı bir yemek getiren ev sahibine demiş ki bunu ben yemeyeyim. Çünkü arkadaşım Cibril'i rahatsız etmek istemem demiş. Cebrail Aleyhisselam'la meleklerle mükerrer defalar görüşüyor, görüşmüş, sohbet ediyor. Hatta cin ve insi de irşad ediyor. Cinleri de peygamberimiz cinlerin de peygamberi olarak onları da irşad ediyor. Bununla ilgili bazı sahabe efendilerimiz cinlerin gelip peygamberi dinlediği hatta o cinlerin temessül ettikten sonra çünkü onlar e, ruhani varlıklar bizim gibi bedenler olmadığı için temessül etmeyince görülmüyor. Onların bir kavme benzedik, bir kavmin insanlarına benzer şekilde temessül ettiklerini peygamberimizi dinlediklerini ve peygamberimiz dedikten sonra da gidip kendi e, diğer cinlere bu hakikatları anlatmak için izin istediklerini peygamberimizin rivayetlerden öğreniyoruz. Öyle özetle peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ezeli kelam olan Kur'an'ın tercümanı olmakla beraber ruhlarla, meleklerle görüşüyor, sohbet ediyor, cinleri ve insanları irşad ediyor. Değil cin ve değil ins ve cin alemi belki alemi ervah ve alem melaike fevkinde ders alıyor. Yani haşa bırakın Peygamber Efendimiz'i böyle o zamanın insanlar olan gerek Yahudi alemlerinden gerek Hristiyan alimlerinden gerekse o zamanın Arifi Billah Allah'ı tanıyan insanlardan ders almasını insanlardan ve cinlerden ders almasını bırakın hele hele cinlerden bırakın ya ruhlardan ve meleklerden de ders almıyor. Onların fevkinde, onların üstünde bir ders alıyor. Ve maverasında münasebeti var ve ittila var. Yani gördüğümüz kainat, mahlukat ve mevcudat, görünen görünmeye ne kadar varlıklar varsa yaratılanlar onların üstünde, onların arkasında, onların dışında bir yerden Allah ders, ona ders veriyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa ne o günün insanlarından, ne cinlerinden, ne de meleklerden ve ruhlardan ders alıyor. Kimden? Bütün mahlukatın sahibi olan, bütün mevcudatın sahibi ve maliki olan Yüce Allah'tan ders. Onların arkasından ders alıyor. öyle Öyleyse kahinler ve sair gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil ervah, değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarrabin dahi karışamıyor. Yani biz Hz. Cebrail'den peygamberimiz vahiy alırken haşa Hz. Cebrail ona bilgileri veriyor değil. O da bir elçi. Ya, o da bir Resul yani. Nasıl Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize aktardığı bilgileri kendinden değil Allah'tan alarak bize ulaştırıyor. Onu daha önce ifade etti. O Allah'ın bir elçisidir. Allah'tan alır dersi bize verir diye. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aldığı bilgileri Hazreti Cebrail'den veya melekelerden alıp da vermiyor haşa. Yani diğer insanlardan, cinlerden, meleklerden hiçbir bilgi ve ders almadığı gibi Hz. Cebrail'den de burada ifade etti. Cebrail'den değil melaike, belki Cibril'den başka melaike-i mukarrabin dahi karışamıyor. Peygamber mesela. Peki melaike-i mukarrabin de karışamadığı ama Cebrail'in Aleyhisselam'ın karıştığı mesele yani o Allah'ın peygamberimize gönderdiği özel elçi olmaz sebebiyle Allah'ın elçisi olarak bize bildiriyor. Mesela biz de bugün Allah bize, Allah'tan başka bize kimse karışmaz diyoruz değil mi? Evet. Ama peygamberimiz karışır diyoruz. O da Allah'tan başka. Çünkü o Allah'ın izniyle karışıyor. Yani Allah'ın izin verdiği, müsaade ettiği, bize ulaştırmasını istediği, bize açıklamasını istediği kısımları Allah'tan aldığı için bize karışıyor. Allah adına karışıyor. Allah adına bizi emrediyor. Allah adına bize örnek oluyor. Allah adına bize herhangi bir şey yasaklıyor. Onun için peygamberimize uyan, peygamberimize elçi olarak uyuyor. Bizzat zatı için değil. Allah'ın elçisi olduğu için ona uyuyor. Allah'ın emirlerini bize ulaştırdığı için. Demek ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bize Allah adına karışır. Allah'ın emrini bize ulaştırır. Yine Allah'ın emrine uygun olarak bize şunu yapın şunu yapmayın der ve hayatının örnek olmasını bize söyler. Aynen bunun gibi Hazreti Cebrail Selam da Allah adına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın emirlerini ulaştırıyor, tebliğ ediyor. Çünkü o da emin bir elçidir. Evet, Allah'ın Peygamberimize gönderdi bir elçi. Fakat burada birinciyle daha dikkat çekiyor. Hatta ekser evkatta çoğu zaman onun arkadaşı olan Hazreti Cebrail dahi bazı geri bırakıyor ve subhanallah. Yani çoğu zaman peygamberimizin arkadaşı o. Neredeyse hep beraberler. Ama bazen Hazreti Cebrail'i geri bırakıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam artık o diyor ki ya Resulallah oralara ben de gidemem. O ancak senin izni sana izin verildi ve sen sadece sen gidebilirsin diyor. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize haber verdiği bilgiler haşa insanların, cinlerin olmadığı gibi meleklere ait bir bilgi de değil. Hatta melaike-i mukarrabine ait bir bilgi de değil. Sadece Allah'a ait bilgilerdir. Allah onun elçisi olan Hazreti Cebrail'e bildirir. Hazreti Cebrail de Peygamberimize bildirir. Ama bazen Cebrail Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Hak aradan çıkarır doğrudan Resulüne vahiy eder, ilham eder, emreder ya da iltifat eder. Ama Hazreti Cebrail Allah'ın emirlerini, vahiylerini, yasaklarını, isteklerini e, peygamber ulaştıran elçi. Şimdi böyle bir zat öyleyse ne insanların verdiği bilgilerden alır ne de cinlerin verdiği bilgilerden alır haşa ne de meleklerden Cebrail dışında ne de başka bir ruhlardan bilgi alır. O Allah'ın elçisidir. Allah'tan aldığı bilgi bize ulaştırır. Onun için zaman zaman şöyle diyoruz biz. Hani insanların akıllarına ufuk açmak anlamında Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin ifade ettiği hadisler, verdiği haberler, ortaya koyduğu şeriat-ı Muhammediye, bize bildirdiği iman hakikatleri ortada. Yani faraza bunu işte insanlardan bilgiler aldılar, aldı. Yok cinlerden bilgi aldı. Öyle yazdı diyenlere diyoruz ki, yani madem sizin iddianıza göre böyle bir yol var, siz de o zaman bunu yapın. Onun için Kur'an-ı Kerim ısrarla eğer bu Kur'an'ın Peygamber Aleyhissalatü vesselama yani Hz. Muhammed'e indirildiği konusunda bir şüpheniz, bir tereddüdünüz varsa, haydi siz de yapın diyerek onlara meydan okur. Yani siz eğer bu Muhammed'in bu ifadelerini kendisi yaptı, cinlerden aldı, yok insanlardan öğrendi, tarihi bilgilere bakarak yaptı diyorsanız, haydi siz de bütün tarih kitapları, bütün cinler ortada, bütün insanlar da ortada. Haydi siz de onlardan bilgi alın. Olmadı siz hatta ilah kabul ettiğiniz o batıl ilahlarınızı da çağırın. Onlar da yardımcı. Hani o ilahından aldı o ona ilahını ve ilahı verdi diyorsanız siz o zaman onun ilahı gerçek ama sizin ilahınız uydurma. Siz de uydurma ilahlarınızı çağırın. Onlardan bilgi alarak haydi siz de bir benzerini ortaya koyun diyor. Yani bugün Allah'ın şu insanı yarattığı konusunda bir tereddüdünüz varsa e, hadi siz de bir insan yapın demek gibi bu. Yok insan yapamayız kafasını yaparız. O zaman kafa yapın. Kafası yapamaz göz yaparız göz de yapamazsınız. Nasıl bu insanı anne baba yapmadıysa, bu insan Allah yarattıysa, bu Kur'an azimüşşan da Hz. Muhammed'in kendi ifadeleri değildir. O Allah'ın kelamıdır. Getirdiği hakikatler bu kadar net, kesin. Hatta bunun ifadelerine, bunun verdiği bilgilere Cebrail başka melekler bile karışamıyor. Melaike-i Mukarrabin'de karışamıyor değil nerede kaldı insanlar ve cinler karısınlar bu kadar güvenilir kat'i şüphesiz bilgilerdir. Tereddüt edecek, şüphe düşecek bir durum söz konusu değildir. O Allah'ın elçisidir. Ya vahiy olarak Kur'an'ın vahiy olarak kendisine gelir ya da Kur'an dışında vahiy olarak ilham olarak kendisine gelir. Her halükarda Allah'ın kontrolünde, Allah'ın izni dairesinde hareket ediyor. Ondan meydana gelen her şey Allah'ın rızasına uygundur demek. Altıncı esas. Hem o melek, cin ve beşerin seyidi olan zat. Fesuphanallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kainatın efendisi ama bunların içerisinde zişur varlıklar var. Melaikeler, cinler ve insanlar. Bunlar zişur. Zikul. Yani akıllı varlıklar ve kainatın en değerli varlıkları. Melekler Cinler ve insanlar. Bütün bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haşa bir bilgi verip onu yönlendirmek yerine aksine o bütün bunların efendisi, seyyidi, sahibi ve onların bir açıdan onların irşad edicisi. Yani melekleri irşadan muhtaç değiller ama cinlerin ve insanların da irşad edeni, onları doğru yola gösteren olan zat şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi. Burada peygamberimizin bir tarifini, kısa bir tarifini öğreneceğiz 6. esasta. Ama gerçekten sadece bu tarif için, sadece bu tarif için ve bunların içerisinde bir tanesini bile anlasak gerçekten bizim için büyük bir şeref, büyük bir fazilet, büyük bir meziyet. Peygamberimizi anlama noktasında ve onun hayatını kendimize örnek alma noktasında sadece şu konuyu bile kendi nefsimize idrak ettirebilsek, söz dinletebilsek daha başka bir delile gerek kalmayacaktır. Onun için bizim kanaatimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyuma konusunda sıkıntılarımız varsa bunun birinci nedeni Allah'ı tanımıyoruzdur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın elçisi olduğunu tanımıyoruzdur. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetlerin farkında değiliz demektir. Nasıl nimetlere mahsar kılmış Allah onu? Mesela biz bugün suyu Allah'ın nimeti olarak tüketiyoruz değil mi? Sürekli. Demek ki bir pınardan su alırken, bir yerden su alırken o suyun hayatımız için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz, öyle alıyoruz. Ama bu suyun Allah'ın nimeti olduğunu farkına vararak almak daha güzel ve onu ibadet yapar bizim için nasıl dünyadaki bedensel nimetleri Allahu Teala'nın o nimetlerin farkına varmasak da almak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetlerin tamamı bizim hem dünyevi hem uhrevi saadetimiz ve mutluluğumuz için alınması gereken mecburi nimetler. Ama ne yazık ki bunlar Allah bize irademize bırakmış ve bazıları almıyorlar. Evet. Ne yazık ki almıyorlar. Yani buradaki e, bu nimetin farkına varamamak bizim için büyük bir kayıp. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'ın yüklediği nimetler, başından aşağıya döktüğü ihsanat-ı ilahiye, ikramat-ı ilahiye, yani o kadar çok, o kadar mükemmel ki şuradaki tarifleri anlayarak Peygamberimizin Allah katındaki makamını Allah yanındaki değerini ve Allah'ın onun vesilesiyle mahlukata, mevcudata ihsan ettiği nimetleri şöyle bir özetleyelim. Bir, o zatın özelliği. Şu kainat ağacının en münevver ve en mükemmel meyvesi. Hani buraya anlarken şöyle bir örnek verelim, daha net anlaşılır inşallah. Bir bahçıvan bahçesine ağacını için diker ağacı meyvesi için diker. Elbette ağacın gövdesi faydalıdır. Kereste olur, yakarsın, değişik özelliklerde kullanabilirsiniz gövdesini. Odun olarak kullanırsınız vesaire. Ama odunu için adam ağacı dikmiyor meyve ağacını. Peki çiçekleri, çiçekleri de faydalı, yaprak yaprakları da faydalı. Ama onun esas varoluşu, yapılışı ne içindir? Onun meyvesi içindir. Üstad Hazretleri bir yerde bu ağaç örneğini vererek bu ifade etmeye çalıştığımız hakikati bize anlatır. Mesela o ağacın e, dalları tabiri caizse unsurlar yani elementler o ağacın dalları hükmünde. Kainata bir ağaç olarak bakarsak demek ki o ağacın tabiri caizse dalları bir açıdan onun e, elementleri onun dalları gibi oluyor. Peki yaprakları? Bitkiler o ağacın yaprakları gibi oluyor. Hayvanlar o ağacın çiçekleri gibi oluyor. İnsanlar o ağacın meyveleri gibi oluyor. Ancak bu ağacın en mükemmel, en münevver, nurlu nurani en mükemmel meyvesi peki Allah'ın diğer peygamberleri, elçileri mükemmel değil mi? Mükemmel. Münevver değil mi? Münevver. Ama onların da en mükemmeli, onların da en münevveri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir meyve olarak kainatta yaratılmış. Hatta üstadımız Miraç bahsinde der ki kainatın evveli, ilki, nuru Muhammedi olduğu gibi sonu da en mükemmel münevver meyvesi de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Nasıl bir ağacın aslı çekirdektir, sonra o çekirdek ağaca inkılap eder, sonra o ağacın yine en sonunda o çekirdek en mükemmel meyve olarak ortaya çıkarsa, tabiri caizse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kainat ağacının çekirdeği olarak yaratılmış Nur Muhammedisi o nur Muhammedi çekirdeğinden de kainat yaratılmış. Sonra o kainat ağacının en mükemmel ve münevver meyvesi olarak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin en sonuncusu olarak yaratılmış. Peygamberimiz de mahluktur, yaratılmıştır ama böyle bir yaratılışa sahip ve böyle bir özelliğe sahip olarak Allah onu ihsan eylemiş, ikram eylemiş. Yani biz Peygamberimiz överken, Peygamberimiz met ederken Peygamberimizi severken Allah'ın nimetlerine mazhar olmuş. Allah'ın ihsanatına mazhar olmuş. Allah'ın en mükemmel yarattığı varlık olarak seviyoruz. Allah adına seviyoruz. Bunu bazıları karıştırabilirler. Peygamberi niye bu kadar övüyorsunuz diye. Elbette biz Peygamberimiz Allah adına överiz. Allah adına itaat ederiz. Allah adına met ederiz. Bu da ibadettir. Çünkü bunu bizden isteyen Allah'ımızdır. Birincisi Peygamberimiz bu ağacın kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi. İki, rahmeti ilahiyenin timsali. Yani hani bu kainat Allah niye yarattı? Rahmetinden yarattı. Bu kainat Allah insana niye bu kadar nimetler verdi? Rahmetinden verdi. Niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdi? Rahmetinden gönderdi. İşte o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın ilahi rahmetin timsali yani numunesi bir numune gönderiyor Cenab-ı Hak. Allah'ın rahmet tecellilerini onda görelim diye. Demek ki nasıl bir ayna güneşi gösterirse ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cenab-ı Hakk'ı bütün vasıflarıyla, bütün özellikleriyle en mükemmel şekilde gösteren, yansıtan bir aynaymış. Biz Peygamberimiz seyrederken Allah'ın güzel isimlerinin yansımalarını tesir ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyarken Allah'ın onda tecelli güzel isimlerinin yansımalarını taklit etmiş oluyoruz. Yine Allah'a uyuyoruz yani. Aslında Peygamberimiz uyarken Allah'a uymuş oluyoruz ama Peygamberimize uyarak biz bunu göstermiş ol. Onun için Peygamberimiz Allah'ın rahmetinin timsali. Buna bir ayet okuyayım sizin içinizden diyor bir peygamber geldi. Aziz peygamber. Evet. Aleyhime anittum harisun aleykum bil müminine rauf rahim. Müminlere karşı son derece şefkatli, aşırı derecede şefkat ve merhamet besliyor. Bir annenin evladın olan şefkatini hesap edin. Hayatını evladını hayat için feda ediyor. Evet bütün annelerin şefkatlerini toplasak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatine yaklaşamaz. Ümmetine şefkatine. insanlara şefkatine o bütün insanlara şefkatini de bir örnekle anlatayım. Allahu Teala diyor ki kendini helak edeceksin. Yani insanlar imana gelmiyorlar, küfre giriyorlar, cehenneme gidiyorlar. Allah isyan ediyorlar diye o kadar üzülüyor ki onlar imana gelmiyorlar diye neredeyse üzüntüsünden ölecek kendini hayatına zarar verecek şekle gelmiş. Bu kadar hırpalıyor kendisini ve Allahu Teala uyarıyor. Kendi bu kadar hırpalama. Neredeyse helak olacaksın. Yani ızdırabından, kederinden, üzüntünden öleceksin. Bu kadar fazla. Bu kadar Allah'ın rahmetine ve onun için insanlık kurtulsun diye gece gündüz rahmetiyle merhametle dua eden ve insanların dünya ve ahiret saadetlerine mutluluğuna ersinler diye gece gündüz bütün istirahatini terk edip insanlara Allah'ı, iman hakikatlarını, ahireti anlatı anlatmaya çalışan rahmetli bir peygamber ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Biz seni rahmeten lil alemin olarak gönderdik ancak. Alemleri rahmet olarak gönderdik. Bununla ilgili bir tanesini söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın yaratılışının sebebi olduğu gibi ahiret alemlerinin de varlığında sebebidir. Çünkü duasıyla, münacatıyla ahiretin de varlığına, yaratılmasına sebeptir. Tabi bununla ilgili detaylı bilgiler İslam'ın çok yerlerinde var. Ama biz şunu anlayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kainat ağacının en münevver, en mükemmel meyvesi. Tamam, bir de rahmeti ilahiyenin timsali tamam bir de muhabbeti Rabbani'nin misali yani buna Rabbani ifadesini kullandı çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğumuz nispette biz Rabbani olacağız. Yani Peygamberimizi terbiye eden Allah. Onun için Peygamberimiz buyurmuş ki, Edde beni Rabbi fe ahsene beni Rabbim güzelce edeblendirmiş. Edebimi güzel yapmış. Demek ki Peygamberimiz Rabbani. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın terbiyesinden geçmiş. Allah'ın terbiyesiyle o hale gelmiş. Mükemmel bir terbiyeden geçtiği için bir de muhabbet Rabbani. Cenab-ı Hakk'ın Habibullah ismi, Allah'ın Habibi ismi Peygamberimize ait. Allah'ın Habib isminin en zirvede, azam mertebede tecellisine mahsul olmuş bir zat. Şimdi Allah'ın Rahim isminin zirvede tecellisine mahsul peygamberimiz. Allah'ın Hakim isminin zirvede, azam mertebede tecellisine mahsul peygamberimiz. Allah'ın Alim isminin, Allah'ın e, Ra'uf isminin, Allah'ın ne kadar ismi varsa, bir de Cenab-ı Hakk'ın Habib ismi var mahlukatını seviyor. Allahu Teala'nın Habib isminin Allah hem sevilen hem seven. Habib Allah hem sevilen hem seven. Demek ki Allahu Teala'nın mahbubiyetinin yani muhabbetinin seven ve sevilen isimlerinin zirvesinde Rabbani terbiye azam mertebede mastar olan Peygamber Aleyhisselam. Öyleyse Allah'ı sevdiğimizin göstergesi o istiyorsak peygamberimize uyacağız. Allah'ın sevilen kulu olduğumuzu göstermek istiyorsak yine peygamberimize uyacağız. Öyleyse Allah'ı en çok seven peygamberimiz olduğu gibi Allah'ın en çok sevdiği zat da peygamberimiz. Çünkü o muhabbet Rabbani'nin misali, örneği, rol modelimiz yani. Böyle bir zat. Üçüncü bir özellik. Daha başka? Hakk'ın en münevver burhanı, hakikatin en parlak siracı. Allah Allah. Tabi Hak'la, Hakk'ın bir ince farkı var. Ee, hak bir gerçeği hikmetle haber vermekmiş. Bir gerçeği, bir şeyi, bir gerçeği hikmetle haber vermek. Onun için Hakk'a kesinlikle yalanın hilenin şüpheni girmesi mümkün değil. Hakikat ise bir şeyin bilgisini vermektir. Ha, bir şeyin bilgisini verdiniz ama bilgiyi veren kişi doğru bilgi vermemiş olabilir. Bilgiyi veren kişiye belki şüphe bulaşabilir Allah korusun ama hakka kesinlikle bular. Onun için peygamberin bir defa hakkın en münevver bürhanı yani her e, hakkı hikmetle ve hakikate uygun olarak hakka uygun olarak bize ulaştırıyor. Peki onun verdiği hakikate bir yalan şüphe girer mi? Asla girmez. O da aynı zamanda hakikatin yani gerçeğin çünkü o peygamberdir. Çünkü o onun verdiği haberlere yalanın, hilenin bulaşması mümkün değildir. Öyleyse onun verdiği hakikat nedir? O hakikatin de en parlak ışığı Siracı lambası güneşi ve subhanallah. Yani nasıl güneş doğduğu zaman her şeyi ayan beyan gösterir. Gizli saklı bir şey kalmaz. O da hem görünen alemlerin hem görünmeyen alemlerin bir güneşidir. O öyle bir güneş ki hakikati haber verdiğinde ona yalanın, hilenin, şüphenin bulaşması mümkün değildir. Peygamberimiz bir özelde de buyurmuş. Hakkın evet en münevver burhanı en nurlu en nurani e, burhanı hakikatin de en parlak siracı ve tılsımı kainatın miftahı. Yani kainat bir şöyle görüyoruz ama bizim gördüğümüz zahir. Peki bu gördüğümüz kainat nereye bağlı? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Nereden akıyor? Bu güzelliklerin sahibi kim? Bunlar kesintisiz nereden devam ediyorlar? Bak, bunlar kapalı. Yani zahiren kainat görünüyor bize sanki var görünüyor gibi e, gelse de hakikatte kapılar kapalı. Hemen bakıyoruz. Bu eli bana kim verdi? Haydi buyur. Nereden geldi? Nereye gidecek bu el? Toprağın altına girince yok mu oluyor? Bakın, zahiren görünüyor ama hakikatte belli değil. Onun için kainatın sırları kapalıdır. Bu kainatın tılsımının anahtarı odur. Kendisidir bizzat ve onun elindedir. Öyleyse biz kainat sırlarını, alemin yaratılışını, alemin sahibinin isimlerini, sıfatlarını sadece kainatın değil, kainatın yaratıcısı olan zatın da e, sırlarını biz ancak onunla o anahtarla öğrenebiliyoruz. Demek ki kainat tılsımının anahtarı o. Başka muammayı hilkatin keşşafı yaratılışın da muamması var burada. Bu yaratılışın muammasının da keşfeden, ortaya çıkaran hani ne diyor Peygamberin Aleyhisselam? Siz zannetmeyin ki bu insanlar yaratıldı, bitti, yok oldu. Hayır. Buradan sonra başka bir aleme gidiyorlar. Peki nereden geliyoruz? Sonsuz, ve ezeli bir zatın yaratmasıyla. O yaratıyor bizi. Kainat kendi kendine olmuyor. Bu kainatı yaratan bir zat var. Kainatı ve içindekileri yaratıyor diye. Onun bütün isimleriyle, sıfatlarıyla yaratılış hakikatini bize anlatıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu açıdan neymiş? Hılkatı hılkatı alemin Muamma-i Hilkat'in keşşafı tamam. Bir de hikmeti alemin şarihi. Allah Allah. Alemin yaratılış hikmetinin de şarihi ve saltanatı ilahinin dellalı aman yarab. Yani Peygamber Efendimiz o kadar çok farklı özelliklerle anlatıyor ki gerçekten bunları saatlerce oturup okumak, tefekkür etmek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel özelliklerini, fark etmek, farkına varmak, ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, minnetimizi, tabiri caizse Allah'ın bize ihsan ettiği bu kadar nimetlere karşı salavatımız o kadar çok yapmak gerekiyor ki. Allahu Ekber. Ne dedi? Ee, hilkat-ı alemin şarihi, hilkat-ı alemin şarihi, yani kainat, hikmet-i alemin şarihi, yani kainatın, Kainat aleminin hikmetleri. Bu da Allah'ın hakim isminin. Aslında burada şöyle bir şey anlaşılabilir. Allahu Teala'nın kainattaki ilimlerinin bu ilimler niye var? Öyleyse ilmi kainatın ilmi yani ilmi mevcudatın, mevcudatın ilimlerinin de aslında ortaya çıkaran o. Bizim okuduğumuz ilimler eğer Allah'ın ilmine bizi götürmüyorsa hakiki anlamda biz ilim sahibi olmuş olmuyoruz. Demek ki kainattaki fenlerin, kainattaki ilimlerin tamamının bir hikmeti var. Yaratılış gayesi var. Özellikle 11. sözde bunlar izah ediliyor. Bütün bunları bize açıklayan da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aklımızın varlığının hikmeti, kalbimizin varlığının hikmeti. Demek benim aklımın varlığı kainattaki yaratıcının varlığını anlamak için yormak. Onu anlamak için, mevcudatı yaratanın varlığını anlamak için. Kalbim, o yaratıcıyı sevmek için verilmiş. Bak bu hikmetleri de bize o anlatıyor. O bildiriyor bize. Ne kadar hikmet varsa ondan geliyor. Allah onunla bize bildiriyor. Ayetleriyle, peygamberimize bildirdiği hikmetlerle. Ne kadar fikir, tefekkür gerçek anlamda yine ondan bize bildiriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah-u Teala en mümtaz bir zatı yaratıyor ve razı olduğu marziyatı neleri varsa onunla gösteriyor, onunla bildiriyor. Böylece diğerlerine onu tercüman yapıyor. Diğerlerine anlattırıyor ve diğerlerine de numune, rol model yaparak diğerlerine de ona uymasını istiyor. Mesela bundan ibaret. Böyle özelliklere sahip olan bir zat. Yine saltanat ilahinin dellalı, şu kainatı yaratan zat benim Allah'ım yıldızlar yaratan, beni yaratan odur diyerek Allah'a anlatmak kime? İnsanlara, önce nefsimize, sonra insanlara, akrabalarımızdan başlayarak, ailemizden başlayarak, insanlara sonra duyuyorlarsa cinlere, sonra kainat alemlerine Rabbimizi kainatın sahibi olarak dellallık yapmak. Evet. Demek ki saltanat-ı ilahiyenin kainatın sultanı olan Allah'ın dellalı peygamberimiz Aslında Biz de bu özellikleri ne kadar peygamberimize benzeyerek yapmaya çalışırsak o kadar bu özelliklerden bize de bulaşacak. O zaman biz de münevver meyve olacağız. Mükemmel meyve olacağız. Yaptığımız kadar. Evet en münevver en mükemmel o. Ama biz de ona uyduğumuz nispette. Sonra biz de rahmet-i ilahiyenin timsali olmaya çalışacağız. Ona bildiğimiz kadar. Hani İnsan diyor ya, yani bir güneş var, güneş olamıyorum. Olabilir kardeşim. Ama bir ayna ol, hiç olmasa o ayna miktarınca o güneşin güzelliklerinden yansısın. Ya ben okyanus kadar olamadım. Olabilir. Okyanusun güneşi yansıtması, güneşin feyizine, güzelliklerine mazhar olması nerede? Ben neredeyim diyeceksin. Doğru. Ama hiç olmasa bir ayna kadar ol. Biraz büyültüpse bir göl kadar olmaya çalış. Onun için Peygamber Aleyhisselam bir güneş gibi tabiri caizse bu kadar güzelliklere mazhar olmuş. Biz de hiç olmazsa bir aynacık, bir ayna büyükçe olmaya çalışmak, gayret etmek ve o güzelliklerin bizde de yansımasını, bizim de o güzelliklerle, özelliklerle vasıflanmamızı evet inşallah çalışmak lazım. Onun için peygamberimizi anlamak, ona uymayı ona uydukça da o güzelliklerin de bizde de oluşmasını sağlayacaktır inşallah. Şimdi devam edelim. Peygamberin Aleyhisselam anlatıyor. Dellalı ve mehasini sanatı Rabbani'nin vasafı. Yani kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün sanat eserlerini güzellikleri, kemalatı anlatıyor bize. Vasıflandırıyor Allah'ın ama neyle? Kainatta yaratılan Rabbani sanat güzelliklerini Allah tabi bütün kainattaki varlıklar Allah'ın eserleridir. Onun için peygamberimiz buyurmuş. Allahu Teala'nın zatının hakkında değil, eserlerinde tefekkür edin demiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de ala illa Allah'ın eserleri sanat eserleridir. Kur'an-ı Kerim'de buna dikkat çekilir. Dolayısıyla kainatta yaratılan bütün varlıkları tefekkür etmek, oradaki güzelliklerin farkına varmak ve oradaki kemalatı fark etmek Sonra da bu güzellikleri ve kemalatı, fark ettiklerimizi anlatarak Allahu Teala ya Rabbi sen musavvirsin, her şeye şekil veriyorsun. Ya Rabbi sen münevvir, mü mülevvinsin, her şeyi renklendiriyorsun diyerek kainattaki bütün sanat eserlerini tefekkür ederek o sanat eserlerinde görülen güzelliklerle Allah'ın güzel sıfatlarına, güzel isimle ulaşmak ve Allah'ı o özelliklere tanımak ve başkalarına tanıtmak anlatmak. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatlarını bize anlatan, Allah o isimlerle sıfatlandıran, isimlendiren bir zat. Vassaf. Vasıflandırıyor yani Allah'ı. Camiyet istidat cihetiyle o zat mevcudattaki kemalatın en mükemmel, en muzecidir. Aman yarabbim. Hani buna bir örnek verelim müsaade derseniz daha net anlaşılsın diye. En mükemmel dediği için buna da bir cevap olsun. İnsan kainatta tecelli eden bütün alemlerin numunesi kendinde olan bir zat, bir varlık. Yani 18 bin alemi havi, şu kainat ağacının en mükemmel meyvesi insan. Meyve, evet. İnsan, Peygamberimiz ve selam itibariyle insandır. Yani insan dendiğinde peygamberimiz akla gelir. Çünkü insaniyet makamının en mükemmeli odur. Onun için Risale-i Nur'da geçen insan tariflerinden birinci derecede peygamberimiz akla gelmeli. Sonra diğer peygamberler, sonra onlara benzeyen diğer insanlar akla gelmeli. Onun için peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın istat ve kabiliyeti bütün kainat alemlerini içinde barındırdığından ve alemlerde bulunan her şeyi en mükemmel şekilde ortaya çıkardığından kendisi bir de Allahu Teala'nın bütün esmasına, bütün sıfatlarına ve bütün şuunatına azam mertebede mazhar olduğundan şimdi okuyorum. Ne diyor? Mevcudattaki kemalatın en mükemmel en muzecidir. Onun için kainatta bulunan bütün mükemmelliklerin, bütün güzelliklerin özeti hepsi içinde bulunan tek zat peygamberimizdir. Diğer peygamberler ondan sonra onun için en mükemmel dedi. Bizler de. ne kadar bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselama, onun imanına, onun ihlasına, onun sadakatine, onun takvasına, onun namazına, onun niyazına, onun duasına, onun yaptığı her şeye gerek ruhsal anlamda gerek bedensel anlamda yaptığı şeylere uyduğumuz nispette biz de bu mükemmellik ne kadar uyarsak o kadar bulunacaktır. Öyleyse şimdi geldi. O zatın bu kadar güzel özelliklere sahip olan o zatın evet şu evsafı şu anlatması Allahu Teala'yı kendisinde bulunan bu güzelliklerin tamamı ne kadar özellik saydıysak şeyden en mükemmel meyvesinden tutun buraya kadar ve Risale-i Nur'da anlatılan diğer özelliklere beraber toptan düşündüğümüzde bu zatın bu özellikleri ve şahsiyeti maneviyesi ve onun temsil ettiği şahsı manevisi işaret eder belki gösterir ki o zat kainatın ille gayesidir. Yani o zatı Allah o zat kainatın yaratılış illetidir. Hani bu fabrikayı niye yap yapıyorsunuz? Bu fabrikayı çıkacak olan şu mamul için. Mesela şeker için yaptım. Öyle mi? Bu ağacı niçin diktiniz? Meyvesi için. Bu okulu niçin açtınız? Öğrenci için. Tabiri caizse kainatı Allah niye yaratmış? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için yaratmış. Evet. Kainatın çünkü en mükemmel meyvesi bu. Kainatın en mükemmel mamulu bu. Çünkü kainatın en mükemmel hocası da, talebesi de, öğrencisi de bu. Tabi diğerleri de ama en mükemmeli. En mükemmeli, en münevveri bu. Öyleyse demek ki bu kainatı Allah tabiri caizse bakın şu izaha. Yani o zata şu kainatın halıkı bakmış. Allah ezelidir ilmi, ebedidir. Dolayısıyla Allah ezeli ilmiyle bu Resulün yaratılacağını, yaratıldığında hangi özelliklere sahip olacağını, nasıl bir kullukta, nasıl bir ubudiyette bulunacağını, nasıl bir şu özelliklere sahip olacağını Allah bilmiş ve kainatın halıkı buna bakmış, kainatı halk etmiştir. Hatta Hüsa Hazretleri mektubatta Peygamber Aleyhisselam için der ki, istikbalde o zatın yapacağı duayı bilmiş, o duaya o duasına, o duasını kabul ederek Allah peygamberimiz yaratmış. Demek ki bu zatın yapacağı duayı, ubudiyeti, kulluğu bilmiş. Aman ya Rabbi. Öyleyse bizler de inşallah duamızla, ubudiyetimizle eğer peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a uyarsak hiç olmasa bu kainatın yaratılmasının ille gayesine bir katkıda bulunmuş olabiliriz. Ama esas gaye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet. Yani o zata şu kainatın halkı bakmış, kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi, Peygamberimizi yaratmasaydı, kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Hani insan der, mey olmayacaksa ağacı dikmez. Eğer mamulat çıkmayacaksa fabrikayı yapmaz. Öğrenci gelmeyecek, yetişmeyecekse okulu açmaz. Gibi yani. Allahu Ekber. Evet, cin ve inse getirdiği hakayık Kur'aniye ve envarı imaniye. Dikkat edelim. Cin ve inse getirdiği iman hakikatleri. İmanın nurları. Mesela imanın bir nur ne diyor bana? İmanın bir nur. Allah'a imanın bir nur bana diyor ki Allah ezeli ve ebedidir. Tamam. İnsan ezeli ve ebedi değil. Ama Allah insanı ebedi isminin tecelli onu ebediyen var edecek. Bak imanın bir nuru. Bir hastalık geldi. Hastalıklar günahlarımıza kefarettir. Bak imanın bir nuru. Ya. O imanın nurlarını da bize peygamberimiz öğretiyor. İmanı o bize öğrettiği gibi. iman hakikatlerini. Aynı zamanda iman nurlarını da o bize öğretiyor. Bitmedi. Bir de Zatında görünen ahlakı aliye yüce ahlak ve kemalat-ı samiye üstün mükemmellik Şu hakikata şahit şahidi, şahidi katı. yani peygamberimizin bu özelliklere sahip olduğunun delili Peygamberimizin bize haber verdiği iman hakikatleri ve imanın nurları Bir de onun zatında görünen mükemmel ahlak ve üstün meziyete sahip olan kemalattır. Öyleyse, bu kadar özelliklere ve güzelliklere sahip olan bir zatın elbette verdiği haberler doğrudur. Onda bir şüphenin tereddüt olması mümkün değildir. Öyleyse bu zatı örnek almak ve Allah'ın rızasına ermek istiyorsak bunun hayatını hayatımıza tatbik etmek, Allah'ı sevdiğimizi göstermek istiyorsak, Allah'ı seven ve sevilen bir varlık olmak istiyorsak yine Peygamber Aleyhisselam'a uymak, onun hayatını hayatımıza tatbik etmek gerekiyor. Bir şey daha söyleyelim. Madem bu kainatın yaratılış gayesi peygamberimizdir, o sebeptir yaratılışa. Öyleyse biz de ona benzediğimiz nispette o yaratılış gayesine bir nebze biz de katla bulmuş olacağız. Ve rahmet-i ilahiye inşallah muhabbet Rabbaniye mazhar olacağız. Ve ahiru davahum en Rabbil alemin. El